Merhabalar, ben Selçuk Tuncalı. Ünlen Co.'nun tahsili gecikmiş alacak işleriyle uğraşan İstanbul Varlık Yönetim Şirketi'nin genel müdürüyüm. Bugün sizlere Ünlü The Club altında varlık yönetim şirketlerinin Türkiye'deki gelişmeyle ilgili az bir bilgi vermek istiyorum. 2003 yılında Türkiye'de ilk varlık yönetim satışı TMSF'nin çatısı altında başlamıştı. 2005 yılında çok büyük bir paket satıldı ve daha sonrasında da 2008'e kadar ağırlıklı olarak ticari ve kurumsal kredilerin yine satılması ve tahsiliyle uğraştı bu sektör. 2008 yılında yaşanan Lehman krizinin ertesinde özellikle ticari özel bankalarında bireysel taraftaki tahsil gecikmiş alacaklarındaki ciddi artışın ertesinde varlık yönetim şirketlerinin sayısında ve bireysel kredileri olan ilgisinde de ciddi bir artış oldu. O dönemden başlayarak bugüne kadar varlık yönetim şirketlerinin sayısı ciddi şekilde arttı. Şu anda sektörde 13 tane şirket mevcut. Varlık yönetim şirketleri BDDK'nın izniyle kurulan ve düzenlemesine ve denetlemesine tabi olan şirketler. Bu özellikle ülkemize oldukça özel bir durum. Genelde yurt dışında daha esnek koşullara sahip bu şirketler bizde tamamıyla BDDK'nın gözetimi altında işleyebiliyorlar. Az önce bahsettiğim gibi şu anda varlık yönetim şirketleri ticari, kurumsal, bireysel, KOBİ gibi bütün tahsili gecikmiş alacakları bankalardan ve finansal kuruluşlardan satın alarak yönetiyorlar. Bugüne kadarki toplam bankalar tarafından veya finansal kuruluşlar tarafından satılmış olan tahsili gecikmiş alacakların miktarı aşağı yukarı 30 milyar liraya yaklaşmış durumda. Bankaların şu an kendi bilançolarındaki mevcut tahsili gecikmiş alacak miktarı ise 60 milyar lira seviyesinde. Yani baktığınız zaman bu oran bankaların şu an bilançolarına göre yaklaşık %3.2'ye denk gelmekte. Ama eğer bizler bu satın almış olduğumuz tahsili gecikmiş alacakları almamış olsaydık, bankaların elinde 1/3 kadar daha fazla tahsili gecikmiş alacak olacaktı. Yani bir başka deyişle şu an Türkiye'de mevcut olan tahsili gecikmiş alacakların toplamın 1/3'ü varlık yönetim şirketlerinin elinde bizler tarafından yönetilmekte. Son 2008'den sonra bireysel tarafın ağırlık kazandığını söylemiştim. Ve özel bankalarda önce birer ikişer ve sonrasında da özellikle 2010'dan itibaren çok daha yoğun bir şekilde bu tahsili gecikmiş alacak satışlarına iştirak ettiler. İhaleler yöntemiyle sattılar. Ve şu anda da kamu bankaları hariç bütün özel bankalar bu satışı gerçekleştirmiş oldu o günden bugüne. Kamu bankalarının da varlık yönetim satışlarının bu yıl içinde başlamasını bekliyoruz. Bizler başlangıcından bu yana yaklaşık 2 milyon adet özellikle bireysel ve kredi kartı borçlusunun bankalardan bize devrini yaşamış durumdayız. Ve bunların da yaklaşık 500 bininin ödemesi gerçekleşti, tahsilatı yapıldı ve tekrar ekonomiye kazandırıldı. Bu açıdan çok önemli bir işlev gördüğümüzü düşünüyorum. Ve bize önemli, sıkça sorulan sorulardan bir tanesi, bankaların yapamadığını sizler nasıl yapıyorsunuz, sizler nasıl tahsil ediyorsunuz şeklinde. Bunun da en net iki tane cevabı var. Birincisi, bizlerin ana işi bu. Bizler tamamıyla bu işe konsantre durumdayız ve o yüzden bu işe yoğunlaşarak çalışıyoruz. İkinci noktada bankaların hiçbir zaman bu ana işi değil. O yüzden ön taraftan verilen kredilerin arka taraftan tahsili tabii ki orada da önemli ama öncelikli bir konu değil. Belli daha az esnek olan kurallar çerçevesinde çalışıyorlar. Bizler ise mümkün olduğunca borçluların kendi ödeme güçlerine, ödeme planlarına uyarak, onlara esnek davranarak ve yine onların da ekonomiye geri kazandırılmasını gözeterek tahsilat yapmaya çalışıyoruz. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü The Club'ı takip etmeye devam edin.